Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Toka'da neredeyse hiç bilinmeyen gizemleri anlatacağım, göstereceğim. Şimdi uzatmadan hemen videomuza geçelim. İlk önce bunun için üniversite yurduna gitmemiz gerekiyor. Evet, şimdi geldik. İlk öncelikle gece yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında burada sifonu çekiyoruz. Ve bakın, burada bir ruh var. Yanlışlıkla tuvalete attım. Bir daha geliyor mu ya? Yanlışlıkla klozete attım ya. Bir dakika. Şimdi hemen deneyelim. Bir kez daha gelecek mi bakalım. Sadece bir kere geliyor. Siz de benim gibi klozete düşürmeyin. Şimdi diğer secretimize geçelim. Yani gizemimize okuyalım. Bu gizem için de apartmana gelmemiz gerekiyor. İlk önce apartmanın ikinci katına gidelim. Aslında şimdi göstereceğim gizemi böyle baya baya eski takipçim olanlar bilir. Ama çok fazla eski olmanız gerekiyor. Hatta o videoya yorum bile gelmemişti yani. Şimdi ilk olarak burada boş bir apartman var, biliyorsunuz ki. Bazılarımız buradaki ruh tahtasını atıyor, yani bildiğiniz. Şu balkondan atıyor, şu çöp kovasına falan atıyor. Ama bilmiyorlar ki burada bir gizem var. Şimdi şu bebişimizi alalım. Birinci kata iniyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi indik. Açalım kapımızı. Hop. Burada şu arkada kapı gibi bir şey var. Evet. Zaten şurada korkunç bir şey de var. Evet. Şimdi evet, hatırladım. Bakın burada da bir şey var böyle. Onun üstüne koyduk. Zaten bir renklenme geldi, siz de görüyorsunuz. Evet, elektrikler gitti. Yani elektronik her şey kapandı bir anda. Ve ruh geldi. Değişik bir ruh cidden de. Böyle ruh görmediniz yani. Kimse böyle bir ruh görmedi. Bu gizemimiz de bu kadardı. Yani zaten o kapıyı açanlar buradaki notu görüp de ne olduğunu anlarlar. Evet, şimdi diğer gizemimize geçelim. Arkadaşlar, bu gizemi yapmak için de alışveriş merkezine geldik. Ama bence bu gizemi herkes biliyordur. Ama bilmeyenler varsa ben yine de göstereyim. Şimdi ilk olarak bankamatiğin altında roket para ve bir tane emoji var. Bunu aklımıza tutuyoruz. Roket para emoji. Neydi? Roket para emoji. Bakın böyle bir yer açılıyor yani. Güzel bir gizem. Böyle alışveriş merkezinde kalma videoları çekenler burada kalabilir yani. Şimdi ikinci kata çıkalım ikinci gizemimiz için. Evet, şimdi hemen gösteriyorum gizemi. İlk olarak burada bir tane kart var. Bazıları bunu görmüştür. Ama bu kartın ne işe yaradığını anlamayıp geri koymuştur yani yerine. Şimdi hemen şuradaki gözlükçüye gidiyoruz. Bakın bende bug'a girmiş, hatta kendi kendine açılmış. Şu broşüre basıyoruz ve bunu içine takıyoruz. Bakın böyle açılıyor. Daha sonrasında burada böyle bir yer var. Buradaki şifre, unuttum şifreyi. Cidden unuttum, bir dakika. Şifreye defterimden bakıp geri geldim. Şunu 1 yapıyoruz. Bunu 8 yapıyoruz ve açılıyor. Burada da bir sürü paracık var. Evet, burada da alışveriş merkezi güvenliği var yani, bu kadar. Şimdi bu gizemimiz için hemen nereye gideceğimizi gösteriyorum. Nerede burası? Ha, tamam. Burada 0. katına gidiyoruz. Bu pek gizem gibi değil ama göstermek istedim. Şimdi burada bir tane kaykay pisti var. Yanında da şurada görüyorsunuz grafitiyle falan bir şeyler yazmışlar. Onun üstüne basıyoruz ve burada iki tane kaykay ve bir tane de ödül çıkıyor. Mükemmel yani. Siz kullanır mısınız bilmem ama ben net kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle alalım, hatta kayalım. Kayamıyorum. Evet, kız kendi başına kaydı. Bugünkü gizemlerim bu kadardı. Başka gizemler daha istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha bildiğim bir sürü gizem var yani. Şimdilik görüşmek üzere.